Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere at kestanesi ağacının masalını anlatmak istiyorum. At kestanesi ağacı. Ali ve arkadaşları at kestanesi ağacının altında hem oynarlar hem de dinlenirken evden getirdikleri yiyeceklerini yerlerdi. Bütün mahallenin çocukları bu ağacın altında oynamayı çok severlerdi. Çünkü ağacın geniş yaprakları oldukça koyu gölge yapar ve çocuklar da bu gölgede oyun oynamaktan mutluluk duyarlardı. Zaten mahallelerinde gidecekleri yakın bir parkta yoktu. Yine bir gün Ali ve arkadaşları at kestanesinin altında piknik yapmak ve oyunlar oynamak için geldiler. Birlikleri oyunları oynadılar, hatta futbol maçı bile yaptılar. Karınları çok acıkmış, yanlarında getirdikleri yiyecekleri nefes bile almadan yediler. Ama ne yazık ki Ali ve arkadaşları her zaman yaptıkları gibi heyecandan çöplerini toplamadan eve gittiler. At kestanesi bu duruma çok üzüldü. Çünkü çocuklar her zaman bunu yapıyordu. Ama çocukları sevdiği için herhalde unuttular diye düşünüyordu. Bir daha geldiklerinde temizlerler diye düşündü. Ama bu olmadı. Çünkü Ali ve arkadaşları çok eğlendikleri için at kestanesi ağacının altına tekrar geldiler. Yine oyunları oynadılar, yediler, içtiler, yine çöplerini bıraktılar. Artık bizim at kestanesi ağacı onlara bir ders vermek durumundaydı. Çünkü çok üzülmüştü. İstemeyerek de olsa kestanelerinden birkaç tanesini çocukların saçına fırlattı. Çocuklar bu dikenli kestaneleri çıkarmak için çok uğraştı. Ama çıkaramadılar. Öylece eve gittiler. Annelerine yaşadıklarını anlattılar. Bunu duyan babaları gülmeye başladı. Çünkü onlar da bunun böyle olacağını, bir gün ağacın onlara ceza vereceğini düşünüyorlardı. Çocuklarına bir daha böyle olmaması için kirlettikleri yerlerin oyun saati bittikten sonra temizlenmesi gerektiğini tekrar hatırlattılar. Çocuklar ertesi gün bizim koca ağaçtan çok özür dilediler. Bir daha onu üzmeyeceklerini söylediler. Bundan sonra çocuklar oyunlarını oynadılar. At kestanesi ağacı da onları mutlulukla izlemeye devam etti.